İsrail eski başbakanı Ariel Sharon'un hayatını kaybettiği haberi Tel Aviv'de hüzünle karşılandı. İsrailler için Sharon tam anlamıyla bir kahraman. Onu nasıl hatırlarım? Ordunun çok becerikli bir komutanı. Aşağı yukarı her İsrailli Yom Kippur savaşında yaptıklarını bilir. Komutanın emirlerine karşı gelerek hissettiği, düşündüğü ve doğru bulduğunu yaptı. Bu genelde onu hatırlayacağım şey. That's what I mostly will remember. Ben bu dünyanın büyük adamı olarak hatırlıyorum. O bir insandı ve gülmeyi çok severdi. Doğru şeyler yapmayı severdi. Onun kararları yerinde bir şeyler yapmaktı. Kimseye sormadan, hatta beklemeden. Mükemmel zamanda karar veriyordu. Büyük bir adamdı. Sadece cüssü olarak değil. Beyniyle de büyük adamdı. Onun zihniyeti büyüktü. Güçlü bir adamdı. Not just his size, big man as a hero. His mentality was big. He's like a strong man. I remember him as a great man. Ben onu müthiş bir adam olarak hatırlıyorum. Ülkesi için çok şey yaptı. O gerçekten bir kahramandı. Böyle diyebilirsiniz. Tarihin gerçekten büyük bir bölümüydü. İşlerin bu hale gelmesi çok üzücü ama o gerçekten büyük bir adam olarak hatırlanacak. Fakat gerçekten onu iyi şeylerle mi hatırlayacaksınız yoksa kötü şeylerle de mi? Bence herkes iyi ve kötü şeyler yapar. Onu yaptıklarının etkileriyle hatırlamak zorundasınız. Ve onun yaptığı şeylerin etkisi bugünkü İsrail'e şekil verdi. Yani hatırlanması gereken önemli şey bu. İsrail gazetesi Yediot Aharonot, Cuma günkü sayısında kaçınılmaz sonu görmüş. Ariel Sharon'un ölümü saatlere bağlı. İsrail Sharon'a bir Şabat günü veda ediyor. Tartışmalı politikacıya, bunun yanı sıra bir komutana elveda diyor. Ancak bu veda onun zayıf veya güçlü yönleriyle değil, eski komutanın yaptığı son savaşı hayranlıkla değerlendirilerek yapılıyor. Desde Tel Aviv, Luis Carballo para Euronews.